Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere evde doğal imkanlarla saç bakımı nasıl yaparız diye bir video çekiyorum. Aslında bu videoyu çekme amacım YouTube kanalında evimizdeki imkanların kanalını, videosunu, saç bakımı videosunu izlerken ben de neden olmasın dedim. Çünkü yıllardan beri benim saçlarımda çok beyaz var ve renk, açık renkte saçlarımı hep kamufle ediyorum. Açık renk saç kullanıyordum, boya kullanıyordum. Tabii bu boyalar genelde kimyasal boyalardı. Ve yıpranmalar söz konusuydu. Videoyu izlerken olabilir düşüncesiyle, çünkü bütün malzemeler evimizde, bizim her gün çöpe attığımız, hiç önemsemediğimiz, ne olur diye düşünmediğimiz bir ürünlerdi. İzlerken cesaret aldım ve daha doğrusu bu videoyu da hanımefendiye teşekkür babında çekme gereği duydum ve gerçekten çok teşekkür ediyorum ki saç köklerime, saçlarıma canlılık geldi. Ve ayrıyeten ben bu tarçın bakırı rengini de çok çok seviyordum. Tabii benim saçlarımda beyazın çok olmasından ve açık boya kullanmamdan kaynaklı böyle bir ton elde etmiş oldum. Tabii sizlerin ki Ayhan Hanım'ın, hanımefendinin saçlarında fazla beyaz olmadığı için onun saç tonları daha bir farklıydı. Daha böyle bir patlıcan morunda bir tondu ve çok bakımlı bir saçları vardı. Benim saçlarımda ciddi bir yıpranma söz konusuydu. Bu ikinci bir bakımım benim ve saç köklerimde gözle görülür bir canlılık elde ettim ki bu benim ikinci bakımım olmasına rağmen. Ve kullanmış olduğumuz ürünler, dediğim gibi, evimizdeki her gün mutfakta aşağı yukarı kullandığımız, çöpe attığımız ürünlerdi. Ki benim şu ana kadar kırmızı pancarın bu kadar önemli olduğunu, bu kadar renk verdiğini düşünemiyordum. Veya kırmızı soğan kabuğunun, bu diğer soğan da olabilir ama kırmızı soğanın daha bir farklı olduğunu düşündüm. 3 tane kırmızı soğan kabuğu koydum. 2 tane kırmızı pancarı soydum, kabuğunu koydum. Veya bir tutam ceviz kabuğu, ki bu ceviz kabuğunu aslında bahar döneminde, mevsiminde yeşilin olması çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Fındık kabuğu, karanfil, ki bu tür şeyler, bunları hepimiz çöpe atıyoruz kesinlikle. Ve bunların üzerine bir miktar su ilave edeceğim. Daha sonrasında üzerine ısırgan otu, ki benim evde vardı, yazdan hazırlamıştım, kurutmuştum, lazım olur saçlarımı durulamak anlamında, saç bakımı için kurutmuştum bunları. Bir tutamda böyle bir ısırgan otu koyup bunları ocağa aldım. Üzerine geçecek şekilde su koydum. 40-45 dakika kadar bir kaynattım. O kaynama esnasını sizlere bu an çekemedim ben. Kaynattıktan sonra bir kenarda bunları soğumaya bıraktım. Ama tabii ki o ara benim bu malzemelerimin içerisine atacağım daha birkaç alternatif bitkisel ürünlerimiz de olacak. Gibi, gördüğünüz gibi soğumaya bırakırken vermiş olduğu renge ben zaten hayran kaldım. Gerçekten o ürünlerin böyle bir renk vereceğini ben düşünemiyordum. Bana yetecek kadar bir suyunu ayırıyorum. Geri kalanını da gene bir kenarda bırakacağım. Bir kavanoza alıp bir dahaki boyamda gene bunu kullanmış olacağım. Yetecek kadarını aldım tabağa. Çünkü dediğim gibi benim saçlarım fazla bir uzun değil omuzlardan. Çünkü içerisine daha sonra gene farklı şeyler de ilave edeceğim ve bu hacim daha da fazlalaşacak, farklılaşacak. Ve Nescafe, bildiğimiz klasik Nescafe koymuş oldum 2 kaşık kadar.
bunun oranını sizin kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunda sınır yok diye düşünürüm yani. Türk kahvesi koydum aynı şekilde gene 2 kaşık kadar. Bunların iyice böyle bir karıştırdıktan sonra tarçın ilave ettim. Bu tarçını gene aynı şey siz 3 paket de koyabilirsiniz ki arkadaşımız bahsettiğim gibi evimizdeki imkanların kanalında detaylı olarak daha da izleyebilirsiniz. O 4 paket tarçın ilave etmişti. Tarçınımı benim bu kadardı. Bu kadar koyabildim. Şu an evde mevcut olan miktar buydu. Tarçın ilave ettim. Bunu tekrardan böyle Nescafe, Türk kahvesi, tarçın ilavesiyle o hazırlamış olduğum kırmızı pancar, soğan, ısırgan otu suyuna ilave ettim. İyice karıştırdıktan sonra bunun içerisine dikkat ederseniz her malzemede renk biraz daha koyulaşıyor. Ve şimdi kınayı koyuyoruz. Kına ölçüsünde gene aynı şöyle saçımızın boyasını nasıl evde kıvamını görüyorsak bir macun kıvamı o şekilde olacak. Yani saç boyasının kıvamında olmuş olacak. Yeter miktarda da onu da ilave ediyorum. Hatta gördüğünüz gibi çay kırıntıları, çay artığını soğutmuştum bir kenarda. Çayımla gene ilave ettim. Ki bunlar hani tekrar demek istemiyorum. Hep evimizde olan şeyler. Çayın suyuyla da, deminin suyuyla da bunu iyice ıslatıyorum. Kıvamını elde etmeye çalışıyorum. Ve bu kıvamı elde ettikten sonra da bunu bir jilitinle saracağım. Bir kenarda bekleteceğim. Ki bunun bu ara sizler de alternatif elinizde ne varsa aklınıza gelen mesela ben da yumurta da koyabilirdim o an sonradan aklıma geldi. Yumurta da ayrı bir bakımdır. Yumurta da ilave edebilirsiniz. Veya yağlardan ilave edebilirsiniz. Yağ bakım ürünleri var saçlarla ilgili. Ki ben bir dönem onu da kullandım. Ondan da çok memnun kalmıştım. Çam tarabendin yağı konulabilirdi bunun içerisine. Burada yaratıcılığınızı, saçınızın bakımı ile ilgili alternatifleri gene ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi jiletine sardım ve ben bunu akşam hazırladığım için böyle hani tabiri caizse mayalanmaya bırakıyorum. Ilık bir ortamda bırakacağım. Yarın çünkü akşam yaptım bunu. Sabah ilk işim kahvaltıdan sonra saçlarımızı bildiğimiz klasik bir fırçamızla, saç boyası fırçasıyla saçlarımızı nasıl bu evimizde kendimiz boyuyorsak aynı şekilde ve kesinlikle de hiçbir zorluğu yok ki benim yardım edecek kimse de yoktu. Kendim boyadım ve saçlarım dediğim gibi omuzlarımda uzunluk boyutu hiç de sorun yaşamadım. İşte altına gazete serdim. Kıvamını gördünüz. Hatta ben o ara gene onu da çekemedim. Biraz katı gibi geldi. Gene bir miktar kadar çay ilave ettim. Onu biraz daha yumuşattım kıvamını. Ve saçımı iyice boyadıktan sonra sardım sıcak kalması anlamında. Ve 7-8 saat kadar saçımı gün içerisinde o şekilde sardım. Hani jiletinle poşetledim, eşarp taktım, bere taktım. Saçımın çünkü mevsimde kış olduğu için saçımı iyice bir sıcak tutmak anlamında. Ve yıkadıktan sonra da hatta şampuan kullanmadım. Arkadaşımızın da önerisi oydu. İyice duruladıktan sonra saç kremiyle saçımı duruladım. Ve gördüğünüz gibi benim de çok arz ettiğim bu şekilde tarçın bakırı bir saç elde etmiş oldum.
Gerçekten saçlarıma bir canlılık geldi. Dediğim gibi bu benim ikinci saç boyamam. Zaman içerisinde bu saçımın çok daha hareketli, çok daha canlı bir hal alacağını düşünüyorum. Çünkü köklerde o hareketliliği, o canlılığı zaten gözle görülür bir konumdaydı. Ve ben bunu gece çektiğim için gündüz çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Işık altında da zaten o ışıltıyı bazı hallerde sizler de görüyorsunuz. Ben çok memnun kaldım. Bu tonlamayı zaten çok istiyordum. Ve ben tekrardan YouTube kanalındaki evimizdeki imkanlardaki can dostu arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum, istifade edin istiyorum.